Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu ara bana çok soru soruluyor. İşini bırakıp ticarete girmek isteyen, e-ticaret yapmak isteyen, yine böyle dünyadan bunalmış, işlerden bunalmış, başkasının işlerinde yorulmuş kişiler işlerini bırakıp e-ticarete atılmak istiyorlar. Bu e-ticaret bir çılgınlık gibi arkadaşlar. Bazen bir yükselişe geçiyor, sonradan tekrardan düşüyor. E-ticaret şöyle bir şey arkadaşlar. Altının dolu olması gerekiyor. Yani siz altı boş bir özgüvenle e-ticarete girecekseniz bilin ki zarar edeceksiniz. Bilin ki o işiniz batacak. Birçok arkadaşım var. E-ticarete girip çok paralar kazanacağını düşünüyorlar. Veyahut da çok para kazanmasa bile şu anki kazandığımdan daha fazla kazanırım diyorlar. Ama bu tamamen gerçek dışı arkadaşlar. Şimdi sizlerle gerçekleri konuşacağız arkadaşlar. Öyle ya yaparsınız, edersiniz, tabii ki olur gibisinden konuşmayacağım sizlerle. Çünkü dost acı söyler arkadaşlar. Şimdi kurulu bir işiniz hali hazırda devam ediyorsa varsa veyahut da işte bir yerde çalışıyor olabilirsiniz veyahut da bir dükkanınız olabilir. Bu dükkandan bunaldıysanız bu tarz arkadaşlarım da var, tanıdıklarım da var. Örneğin kendi dükkanı var, o dükkandan bunalmış, sıkılmış e-ticarete geçip çok iyi paralar kazanacağını düşünüyorlar. Ne satacaksın diyorum, bilmiyorlar. Ne yapacaksın diyorum, illaki bir şey satarız diyorlar. Ya bu ticaret değil mi, e-ticaret değil mi? İşte adı üstünde e-ticaret, ne uygunsa onu alırım, satarım diye düşünüyorlar. Ama arkadaşlar bunlar tamamen hayaldir. Altı dolu olması gerekir. Bu da nasıl? Siz bir ürünü zaten hali hazırda satıyorsunuzdur. Siz hali hazırda dağıtıma çıkıyorsunuzdur. Müşterileriniz zaten vardır. E-ticareti de ne yaparsınız? Bu ürünümü bir de e-ticarette değerlendireyim. Bu ürünümü bir de e-ticarette satayım, para kazanayım diye düşünürsünüz. Ancak bu zaman para kazanabilirsiniz arkadaşlar e-ticarette. Çünkü siz zaten bir de şöyle bir durum var. Siz normal müşterilerinize ürün satıyorsunuz, fiyatları tutturuyor olabilirsiniz. Ama bu zamanla siz e-ticarete girdiğinizde rakiplerinizle fiyatlarınızın tutmadığını görebilirsiniz. Bunun nedeni çok basit arkadaşlar. E-ticarette farklı işlerin dönmesi. E-ticarette sahte ürünler de vardır. E-ticarette bozuk ürünler de vardır. Mesela yolluyorlar ürünü, bozuk ürün. Sonrasında onu geri iade alıyorlar ama 50 taneden mesela 15 tanesi geri dönüyor. Adam da diyor ki ben bundan zaten karımı yapıyorum. Benim için bu okeydir. Siz bu adamla nasıl yarışacaksınız? O adam bozuk ürünü yollarken siz çalışan ürünü yollayacaksınız. Çünkü bu şekilde ticari bir çalışma da olmaz zaten. Bu etik de değil. Siz etiğe önem veriyor olabilirsiniz ama karşınızdaki rakibiniz vermiyordur. Bu da sizi batırır arkadaşlar. Siz ürünleri satamazsınız. Elinizde kalır. Son kullanma tarihi vardır vesaire. Bunların hepsi sizin elinizde kalır. Bu nedenle arkadaşlar en başta yapılması gereken şey ticareti hali hazırda yapıyor olmak. Yani ticaret böyle bir şeydir zaten arkadaşlar. Siz bir işte çalışıyorsunuzdur. Bir ürün alırsınız. Onu bir yere satarsınız. Çalışırken ek iş olarak satmaya başlarsınız. Bu sizi artık iş sizi çekmeye başlar. Der ki ya sen bir süre sonra düşünmeye başlarsınız. Cumartesi günü çıkıyorum. Bu ürünleri dağıtıyorum. Bu ürünleri satıyorum. Hafta içi 6 gün 5 gün çalıştığımdan daha fazla para kazanıyorum. Veyahut da işte 6 gün çalışıyorsunuzdur. Pazar günleri ek iş yapıyorsunuzdur. O pazar gününe bir baktığınızda siz arkadaşlar 6 günü denkliyordur veyahut da 4 günü denkliyordur. 4 günden daha fazla para kazandırıyordur. İşte bu zaman asıl siz ticarete girebilirsiniz. Halihazırda sıfırdan girmek çok riskidir. Bunun problemini yaşarsınız. Birçok arkadaşımız kendi evinde oturmuyor, kira ödüyor, borçları var, kredi çekmiş, kredisini ödemeye devam ediyor. Ama aynı zamanda da tekrardan yeni iş kurup bu borçlarını ödeyebileceğini, sermayesinin yeterli olacağını düşünüyor. Bu çok zor bir durum arkadaşlar. Bunu başarmak imkansıza yakın. Açık konuşayım sizlerle. Bu nedenle ufak ufak başlayın. Yani yatırımda da aynı şeyi söylüyoruz. Bakın biz paramızı kazandığımız zaman gidiyoruz borsadan hisse alıyoruz. Kanalda artık hisse alımlarını vesaire yatırımlarımızı da çekiyorum arkadaşlar. Bu da tabii ki parayı değerlendirmek için çok önemli bir şey. Siz parayı kazandığınızda onu değerlendirmezseniz o para tamamen çöptür. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü eriyecek. Bu yüzden en mantıklı şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Borsa ile
alakası olmayanlar, borsaya kumar gözüyle bakanlar biraz videolarımı, borsa videolarımı da izlesinler arkadaşlar. Çünkü borsadan bizi uzak tutmaya çalışıyorlar ama bu şekilde işlemiyor işler. Siz kazandığınız parayı borsada altından, dolardan veya bir evden bile, bir ev alsanız bile o parayı borsada güvenli bir şekilde, tabii ki kumar niteliğiyle değil, alıp satarak değil, güvenli bir şekilde 15 katı, 20 katı değerlendirebiliyorsunuz. 5 yıllık, 10 yıllık bazlarda arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum sizlerden. Veyahut da bir işte çalışıyorsanız arkadaşlar, belli bir para kazanıyorsanız, örneğin asgari ücretten biraz daha fazla para kazanıyor olun. 20 bin lira maaş alıyorsunuz diyelim. Bu 20 bin liranın arkadaşlar 5 bin lirasını bir yatırım yapmanız gerekecek. Bunu altında tuttuğunuzda biraz daha hızlı dönüş sağlıyorsunuz. Çünkü onu hemen paraya çevirip gidip bir şeyler alabiliyorsunuz. Ama hisse senedi aldığınızda bu tarz problemler olmuyor. Biraz daha borsada bunları değerlendirebilirsiniz. Borsa videolarımı da gözden geçirmenizi ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben faydasını görüyorum çünkü sizlerin de göreceğine inanıyorum. Kendi konumuza gelecek olsak arkadaşlar, kendi işini kuracak olanlar özellikle bu söylediklerime dikkat etmeleri elzemdir. Bu konulara dikkat etmezlerse arkadaşlar çok büyük problemlerle karşılaşırlar. Tekrardan batıp işte başkasının işinde çalışıyorsa veyahut da istemediği bir hayat yaşıyorsa bunu daha uzun süreler yaşamak zorunda kalır. Bu 2 kere 2 4. Bunun dışında arkadaşlar söylemiş olduğum gibi siz bu ek işten güzel para, gerçekten haftada kazandığınız parayı kazanmadığınız sürece kendi işinizi yapmak zaten zor olacaktır. Çünkü eve gittiğinizde de işi düşüneceksiniz. Akşam yatarken de işi düşüneceksiniz. Sabah kalktığınızda da işi düşüneceksiniz. Ama başka birinin işinde çalışırken bu denli düşünmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü siz oradaki işleri yapacaksınız. Fiziki efor sarf ettiren işleri yapacaksınız. Patronunuz da kendi işini düşünecek, bu şekilde devam edecek. Bunun tabii ki bir yorgunluğu oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu da zor bir iş. Kendi işini kurmak da öyle dışarıdan baktığınız gibi çok basit bir iş değil. Çünkü kendi işinizi kurduğunuz zaman bunu geleceğini düşünmeniz gerekiyor. Strateji oluşturmanız gerekiyor. Yapmadığınız süreçte de zaten batıyorsunuz. Ama başkasının işinde çalışırken o işi düşünmüyorsunuz. Akşam işinizi bitiriyorsunuz. Evinize gelip televizyonunuzu açıp rahat rahat izliyorsunuz. Ama kendi işini kuranlar açıp televizyonu bile rahat rahat izleyemezler. Bu nedenle arkadaşlar öyle asgari ücreti başkasının işinde alacağım ama kendi işimde alayım, bu düşünce de bence yanlış. Çünkü zor bir şey. Kendi işin olduğu zaman dediğim gibi bir sürü stresi var. Battı mı, batacak mı? Batarsa öyle başka birinin işinde çalışırken mesela personelseniz işten çıkarıldığınızda gider öbür işe girersiniz. Belki daha fazla fiyatta işe girersiniz. Bu sizin hayrınıza bile olur. Ama kendi işinizdeyken battığınızda borcunuz kalacak geriye. O battığınızda bile arkadaşlar gideceksin, o şirketi kapatacaksın. Elektriğini, doğalgazını, suyunu kapatacaksın. Bunlar tabii ki seni üzecek. Çünkü bir iş kurmuşsun, oraya emek vermişsin ve boşa gitmiş bunların hepsi. Bunlar seni üzecek. Ama sen başkasının işinde çalışırken ya zaten emeğimin karşılığını vermiyordu. Gider başka bir yerde işe bakarım, başka bir yerde işe girerim diye çok daha rahat bir şekilde kafa rahatlığıyla devam edersiniz. Bunun da ayrı bir rahatlığı var tabii ki. Bir de insanoğlu arkadaşlar sıkıntıya gelmeden olduğu içinde bulunduğu nimetin farkına varamıyor. Şimdi siz kendi işinizi kurduğunuzda kafanızı kaşıyacak vakit bulamadığınızda diyeceksiniz. Ya ben başkasının içindeyken arkadaş ne kadar rahattım ya. Hiç ne düşünürdüm ne bir şey, bitirdim işimi giderdim evime yatardım. Ama kendi işimi kurdum, kafamı kaşıyamıyorum ya. Bu böyle olmaz deyip orada bile mutsuz oluyorsun bu sefer. Yani şimdiden arkadaşlar her şey yerinde güzel. Her şey yerindeyken bilmek lazım değerini. Her şey yani elindeyken değer bilmek gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi başkasının işinde çalışırken personelseniz bunun rahatlığının da farkına varın ve ona göre hareket edin zaten. Ya bırakın iş devam edecek yani. Patronunuz düşünsün onu. İş devam edecek mi etmeyecek mi? Sen işini en güzel şekilde, mantıklı şekilde ama bu iş batar mı? Bu iş şöyle olur mu? Ya ben ne yapacağım? Ya ben yarın kolsa beni... Bunları boş verin arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar kendi işinizi kurduğunuzda düşünmeniz gereken şeyler. Eğer siz personelseniz zaten fiziki eforu siz sarf ediyorsunuz. Bırakın onu da patron düşünsün. Hiç umursamayın. Onun orada kendinizi yorarsanız yarın bir gün kendi işinizi kurduğunuz zaman orada da o eforu sarf edeceğiniz için artık zaten sabrınız kalmaz. Bu yüzden kafa rahatlığıyla kendi işinize devam edin arkadaşlar.
Kendi işini kuracak, e-ticaret yapacak arkadaşlara tavsiyelerim bunlar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar bölümüne yazarsanız oradan da elimden geldiğince cevaplıyorum. Ve hatta Instagram'dan da çok soru geliyor arkadaşlar. Oradan da vakit buldukça cevaplamaya çalışıyorum sorularınızı. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere arkadaşlar.